Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Bu fırsatı bize verdiği için Önder Çiftliği'ye çok teşekkür ediyoruz Önder Çiftliği projesine. Ben Korhan Yüzbaşoğlu. Başta tarımla ilgili, en başlıca olarak tarımla ilgili yeni teknolojileri geliştirmek, mevcut teknolojileri Türkiye'ye ve Türk koşullarına, Türk çiftçi ve tarım koşullarına uyarlamak üzere faaliyet gösteren Teknokurgu adında bir şirket kurdum. Bu şirketin faaliyetleri kapsamında dünyada da yeni teknolojileri, inovasyonları takip ederek onları Türkiye'ye uyarlamak yönünde şu çalışmalarımızda Augmenta ile karşılaştık. Augmenta çok inovatif bir ürün üretmişler. Dimitri Evangelopoulos bu konuda zaten birazdan anlatacak ürünü. Aslında ona sözü bırakayım daha iyi olur çünkü ben baştan bir şeyler anlatıyorum sonra kendisi tekrar anlatıyor. Sizi de bozayım. Bir de ben tercüme ediyorum ama kendisiyle birlikte uzun süredir de çalıştığımız için kendisi kısa bir şey söyleyebilir, ben uzun bir şey anlatabilirim. Yani lütfen tercümeyi yanlış yaptığını veya kendim fazla bir şey eklediğimi düşünmeyin. Kendisi bana inisiyatif veriyor arada. O yüzden böyle başlayalım. Okay. Okay. So thank you. Thank you, everybody. I'm very happy I'm here today. I don't know if Korhan explained in the introduction, but like you, I'm also a farmer and an engineer. And we started Augmenta because we wanted to deal with a very, very important problem happening in our farms. Öncelikle tekrar herkese merhaba. Ben bir çiftçiyim ve aynı zamanda da bir mühendisim. Bu kapsamda da bu çalışmalarda bulunuyorum. Hemen konuya giriyorum. Bu normalde bildiğiniz gibi tarlalarımızda çok değişken olması ötürü bir problemimiz vardır. Toprak çeşitleri, bitkilerin farklı çıkması gibi topraklarımız, tarlalarımız çok değişkenli bir yapıya sahiptir. As we all know, and you will probably agree, and if you don't agree, please tell me. Our farm is not the same in every place. The soil is different, even the temperature of the soil is changing, many parameters are changing. This results in a different performance of the crops. The crops are doing well in a region, and in another region, they lack nutrients, they have some problems, so they are not in the same condition at all times. Demin de benim söylediğim gibi toprak yapısı, bitkilerin bu organik maddeye ulaşması veya farklı nedenlerle tarlalarımızın değişken olduğu yapı konusunda sizin aksi bir görüşünüz var mıdır? Yok. Tamam, o zaman devam edebiliriz. Tamam. Okay, so this problem was many scientists and research institutions and companies, they all tried to deal with this problem with many different approaches, okay? Birçok bilim adamı, akademik çevre, firmalar bu problemle ilgili çalışmalar yaptılar. So what kind of problem? Can you describe the problems? Yes. The problem is that the field is not the same everywhere. The soil is changing. Some parameters are changing. So the crops do not. It's different. So the crops are not having the same performance. Okay. So problem bu. Yani ürünlerin aynı seviyede çıkamıyor. Nasıl toprak parçası? Problem önce tanımlaması daha mantıklı değil mi? Evet. Okay. Bırakanlar sonra soracağız. Kitap bey. So, scientists and companies and everybody tried to deal with this problem with many different approaches. This is what we call precision agriculture. We started, let's say, from 1990s, more or less, first acquiring soil samples, and then we switched to active sensors. Then we started with satellite imagery and drones. Of course, all these methods are very, very good, and they perform very well.
In Augmenta, we try to combine the advantages that we have, that every of these method had, and build a product, which is the one you see, and I will explain later what it does, that will recognize that the deficiencies of nitrogen, because this is the first service that we have released, and control your sprayer and spreader in real time. Az evvel tanımladığımız problemle ilgili olarak 1990'lı yıllardan başlayarak hassas tarım başlığı altında bu problemi çözmek üzere birçok çalışmalar yapıldı. Toprak analizi almak, aktif sensör kullanmak, uydu görüntülerinden, drone görüntülerinden faydalanmak gibi. Ve bu ürünler de kullanılmakta ve oldukça başarılı sonuçlar çıkarmaktalar. Ben Metin Ural, Silivri Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bugün dernek ofisimizde bir etkinlik yaptık. Genelde ölü sezon dediğimiz kış aylarında çiftçi arkadaşlarımızın bilgi ve yetkinlik düzeylerini artırmak için bir takım toplantılar yapıyoruz. Bugün de Avrupa'dan bir teknoloji firması geldi. Ürünlerde azotun verimli kullanabilmesi için zaten algılamayla makineye, arkadaki makineye komut veren bir düzenekle tarladaki verimliliği hem maliyet düşürerek hem verim artırarak sağlayan bir sistemi tanıttılar arkadaşlarımız. Ayrıca başka bir yerli üretim makine üretim firması da yeni çıkaracağı makinelerle ilgili aradılar. Bu böyle kış boyunca bize sürekli haftada bir 15 günde bir değişik firmalarla, değişik üniversite hocaları ve araştırma enstitüsü çalışanlarıyla bu tür teknik toplantılar yapmaktayız. Yani kışın boş geçirdiğimiz zamanlarda böyle çiftçileri bilgilendirici, aydınlatıcı bilgiler sunan toplantılar yapıyoruz ve onların daha verimli üretim yapmalarını sağlıyoruz. Bugünkü de bugün yaptığımız toplantıda bir hayli verimli, katılım da gayet güzeldi. Bu bizim Önder Çiftçi'nin bilgiye ve tekniğine kadar önem verdiğini gösteren bir toplantıydı. Bu toplantılarımız devam edecek.